söyleme. Yüzüme bakma sakın, sesini duyan olur, sana göz kayan olur. Sakın bir söz söyleme. Yüzüme bakma sakın, sesini duyan olur. Düşmanımdır senin, bulursa cana yakın. Annen beni okşasa, benim bağrım taş olur. Düşmanımdır senin, bulursa cana yakın. Annen beni okşasa, benim bağrım taş olur. Benim kendi evimdeki son gecem. Yarın evleniyorum. Ve artık başka bir erkeğin eşi oluyorum. Bunu ne şartlar altında kabul ettiğimi... Hayır, kabul ettiğimizi sen de biliyorsun. Ömrümüz boyunca seninle hiç ayrılmamak, evlenmek ve sonsuza kadar mutlu olmak istemiştik. Birbirimizi ne kadar çok seviyorduk. Ama o kahredici mecburiyet bizi birbirimizden ayırdı. Alo. Evet, burası. Ne diyorsunuz? Aman Allah'ım. Hemen geliyorum. Ne var, ne olmuş? Kardeşim. Kardeşim Ömer'le karısı kaza geçirmişler. Bu sevgi yıllar önce... O kazanın anneni ve babanı elinden aldığı günden itibaren başlamıştı. Zaman bize ne gösterecek bilemezdik. Hadi bakalım. Kimse gelmeden kahvaltını yap. Muazzez'in önüne de aynı şeyleri koyamam. Görmesin imrenir. Gir bakalım. Kenan'ı getirdim. Nasıl olmuş? Sonra konuşuruz. Çocuk yorgun. Hadi yengen seni yatırsın. Gel bakalım. Seni ilk böyle gördüm. Yorgun ve bitkin. Yapayalnız, savunmasız, incinmeye hazır. Uyumadan önce ağlamış olduğum belliydi. Çocuk yüreğim tarifsiz şekilde buruldu.
Senin gelişinin hayatımızı ne kadar değiştireceğini o zaman hiçbirimiz bilemezdik. Ne yani? Hep bizimle mi kalacak? Bizden başka kimi var? Biz olmasak ne olacaktı? Allah bilir. İyi ki varız. Kaç senedir dargındınız kardeşinle. Bayramlarda bile görüşmediniz. Hataymış. Bir kırgınlığı ikimiz de büyüttük. O küçük olduğu halde bir gün gelip kapını çaldı mı, özür diledi mi? Hata bende. Abi olarak onu aramalı, barışmalıydım. Şimdi de daha önce bir kere bile görmediğimiz bir çocuk için bizimle oturacak diyorsun. Çocuk yuvaları var, yurtlar var. Neden bütün bakımını biz üstlenelim ki? Bu bizim görevimiz de ondan. Baba sana karşı çok mu yaptı görevini? Durumları iyiyken bir günden bir güne arayıp da bir şeye ihtiyacınız var mı diye sordular mı? Bırak şimdi eskiyi. Geçmiş geride kaldı. Ben unutmam Ali. Ben unutmam. Bundan böyle bizim evimiz Kenan'ın da evi. Onu besleyecek durumumuz yok. Biz ne yersek o da yer. Benim talihim bu. Çocuklu dul bir adama vardım. Hadi, Muazzez'e yıllarca annelik ettim. Şimdi de yabancı bir çocuk daha. Muazzez seni hiç üzmedi. Her zaman çok geçimli, yumuşak başlıydı. Ama sevmedi de. Oysa ben onu Hande'den hiç ayırmadım. Muazzez seni de, kardeşini de sevdi. Ama içine kapanık bir çocuk olduğu için bunu fazla göstermedi. Her neyse. Bari Kenan'a babasından doğru dürüst bir şeyler kalmış olsa evi biraz katkısı olurdu. O çocuğu bağrımıza basacağız Süreyya. Aksine bir şey görmek istemiyorum. Senin de bizim evde yaşamaya başlamanla birlikte annem iyice huysuzlaştı. Yok yere tartışma çıkarıyor, babamla kavga ediyordu. Tüm beklentisi babandan kalacak olan mirastı. Pek ümit ettiğimiz gibi çıkmadı Ali Bey. Kardeşinizin pek az bir varlığı, fakat hemen hemen onun kadar da borcu var. Benim fazla bir beklentim yoktu zaten. Kenan'ın yetişmesi, okuması için gerekli miktar kalmış olsa yeterliydi. Sizin ne düşündüğünüzü biliyorum. Ancak Süreyya Hanım bayağı bir para kalacağını sanıyordu. Siz Süreyya'ya bakmayın. O hep bekler, ümit ve hayal eder. Sonra olmayınca da yıkılır. Biliyorsunuz, ilk eşimin ailesinden gelecek olan şu hayali serveti de az beklemedik. O hayali bir servet değil Ali Bey. Allah rahmet eylesin, ilk eşinizin halası çok geniş ve değerli bir araziye sahipti. Ancak karışık miras davaları, ayrıca imarın henüz olmaması yüzünden o iş uzadı. Her şey hallolacak da, benim rahmetli Münir'ime pay düşecek de Muazzez de mirası alacak da. Ben o işten çoktan ümidi kestim. Babandan ve annenden sana miras olarak bazı borçlar kalmıştı. Babam senin her şeyini yüklendi. Bizim yanımızda kalacaktın. Ve okula beraber gidecektik. Sen, ben ve Hande. En neşeli anlarda bile Kenan'da bir hüzün, kanadı kırık bir hal vardı. Benden bir yaş büyük olduğu halde bile kendimi onun ablası, koruyucusu gibi hissediyordum. İkimizi birbirimize yaklaştıran ve Hande'den ayıran yoksa bu öksüzlük müydü? Ben de annemi çok küçükken kaybetmiştim. Süreyya Hanım benim üvey annemdi. Bu hüzün, bu yalnızlık hissi gün geçtikçe bizi birbirimize daha da yaklaştırdı. Çocuklar okuldan dönüyorlar. Kenan bize ne kadar çabuk intibak etti, değil mi? İsterse etmesin. Başka şansı var mıydı? Öyle deme. Yavrucak bize hiç zorluk çıkarmadı. Burada yatıp kalkacak, yiyip içecek. Bir de mezele çıkaracaktı. Babasından kalan 3 kuruşla ne yapacaktı? Nerede kalacaktı? Senin için her şey para mı? Evet, her şey para.
Kasap da para istiyor, manav da. Kim kime bedava bir şey veriyor Allah aşkına? Sen bu devirde yaşamıyorsun Ali Bey. Gerilerde kalmışsın, asalet döneminde. Asaletin dönemi olmaz. Asalet her zaman asalettir. Hayır efendim, şimdi para konuşuyor. Sen zaten bu kafada olmasaydın köşeyi çoktan dönmüştük. Nasıl olacakmış o? Müzede müdür yardımcısı değil misin? İnsanlar buldukları tarihi eserleri getirip müzeye satmıyorlar mı? Karşılığında bir makbuz verip alıyorsun. Kim arayıp soruyor ki? Yoksa hırsızlık mı yapsaydım? Bırak bu boş lafları. Aslında pekala eseri getiren kişiyle anlaşabilirsin. Sen muhatap oluyorsun çünkü. Ona daha fazla kazanmayı teklif edersin. Satar parayı bölüşürsünüz. Bir daha duymayayım böyle çirkin laflar. Beni dinle Ali. Artık bu hayata katlanacak halim kalmadı. Ne varmış hayatında? Aç mısın, açıkta mısın? Kocan kumar mı oynuyor, yoksa meyhanelerde mi sabahlıyor? Şerefli bir aile olarak hiç kimseye muhtaç olmadan hayatımızı sürdürüyoruz. Ben istediğim hiçbir şey alamıyorum. Gezemiyorum. Hep hevesim arzum içimde kaldı. Bir de 3 tane çocuk. Bıktım, bıktım artık. Allah'ın gücüne gider Süreyya. Gençliğim, güzelliğim sönüp gitti. Evlenir evlenmez bir gailenin içinde buldum kendimi. Erkenden yıprandım. Benim yaşıtlarıma bak, hepsi genç kız gibi. Sen yine güzelsin Süreyya. Hepsinden daha güzelsin. Hiçbir şeyim kalmadı artık. Hayatım sona erdi sanki. Böyle yoksulluk çeke çeke bana ait olmayan çocuklara bakacağım diye didine didine yaşlanacağım. Anne! Galiba yukarıdalar, bir yukarı çıkın bakalım. Anne! Dur kızım, bir elini yüzünü yıka. Muazzez nerede? Leyla'lara gitti. Kimmiş o? Hani şu pembe apartmanda oturan kız var ya. Neden peki? Hep oraya gidiyor. Hiç bizimle oynamıyor. Onların evinde piyano varmış ya. Leyla'ların evinde tutkuyla sevdiğim o harikulade şey vardı. Kuyruklu bir piyano. O güne kadar hiçbir nesneyi o kadar sevmemiş, hiç kimseye piyano çalan o zarif kadına olduğum kadar hayran olmamıştım. Çocuk hayallerimi süsleyen ne renkli oyuncaklar, ne beyaz bir gelinlik, hatta ne de gerçek bir anneydi. Sadece bir piyano. Yemek yiyoruz anne. Sen sorasın diye. Ben yukarıda televizyonun karşısında yiyeceğim. Otur oturduğun yerde. Her şey bitti, bir de gidip orayı batırmayın. Hakikaten Süreyya. Hadi kahvaltı neyse ama akşam yemeklerini mutfakta yemekten ben de hiç hoşlanmıyorum. Ne yapalım? Bundan sonra böyle. 3 çocuğun peşinde mi koşayım, ortalığı mı temizleyeyim? Hiç değilse salon düzgün kalsın. Muazzez, kim bu Leyla kızım? Arkadaşım baba. Babası tüccar, zenginler. Onların evine çok sık gidiyormuşsun. Annenden izin aldın mı? Evet baba. Gitsin canım, ne ziyanı var? En sevdiğin arkadaşın o mu senin? Bu yüzden mi oraya gitmek istiyorsun? Evlerinde piyano var baba. Annesi çalıyor, Leyla da ders alıyor. Aman piyano miyana laf canım. Pastalar, çörekler filan veriyorlar işte. Hayır vallahi değil baba. Ben yemiyorum. Ama piyanoyla oynamayı çok seviyorum.
Annesi çalarken dinlemeydi. Baba, piyano pahalı mıdır? Evet, çok. Ancak zenginler mi alır? Evet. Evet, benim çok zengin bir arkadaşım vardı. Onların da piyanosu vardı. Yemeğini ye sen. Öyle her lafa karışma. Keşke biz de zengin olsaydık. Bizim de evimizde olurdu. Saçmalama be. Şunun istediği şeye bak. Piyanoymuş. Her iş bitti, bir eksiğimiz o kaldı. Canım, çocuk işte, konuşuyor. Pazartesi günü okuldan eve dönerken neyle karşılaşacağımızdan habersizdik. Bizi bekleyen sürpriz hiçbirimizin aklından geçmiyordu. Anne! Anne, acıktık! Aa, annem yok. Ne var yoksa? Karnım aç, hiçbir şey hazırlamamış. Sen de yesene. Seslendiğimi duymadın mı? Muazzez? Ağlıyorsun sen. Ne var, ne oldu kızım? Ali, daha fazla dayanamayacağımı anladım. Bu şartlara katlanmam çok zor. Belki çok iyi bir insansın ama bana beklediklerimi veremedin. Beni bağışla, sevdiğim sen değildin. Bir başkasıyla gidiyorsun. Babam o günden sonra yaşlandı. Omuzları düştü. Gerçekten belki hiçbir zaman mutlu olmamıştı. Ama terk edilmek çok utandırmıştı onu. Sanki içindeki ışık sönmüştü. Onu kaç kere karanlıkta, salonda, tek başına koltuğunda ağlarken gördüm. Bir daha o yatağa girmek istemiyorum kızım. Olmaz ki baba. Rahatça uyuman lazım. Yarın işe gideceksin. Şefkatini, düşünceni rahmetli annenden almışsın. Canım baba. Babama yaşlanıncaya kadar birlikte baktık. O bizim her şeyimizdi. Sen ve ben birbirimizden ayrılamayacak kadar yakınlaşmıştık. Seneler birbirimizi sevmeyi öğretmişti bize. Seninle evlenecektik ve dünyanın en mutlu çifti olacaktık. Ama bu gizli aşkımızı babama nasıl anlatacaktık? Merak etme. Sevincinden çıldıracaktır. Ben de öyle tahmin ediyorum ama nasıl söyleyeceğiz? Seninle el ele tutuşacağız ve karşısına çıkacağız. Tabii ben konuşacağım. Amca diyeceğim şu sizin kızınız var ya. Evet, sizin kızınızla ben bir karar verdik. Ne kararı verdiniz diye soracaktır. Şey diyeceğim, yani biz evlenmeye karar verdik. Sonra sevincinden havalara uçacak. Evlatlarım diye bize sarılacak falan filan. Ne zaman olacak bu iş? Benim maaşım biraz artınca. Naim Bey'le görüştün mü? Hı hı, hafifçe çıtlattım. Ben daha güzel bir şey düşünüyorum oğlum dedi. Öyle zannediyorum ki beni kendisine ortak edecek. Önce ufak bir ortaklık, sonra daha büyük... Sonra daha da büyük. Bekleyelim bakalım. Ben işe geç kaldım. Sen bu akşam derse gidecek misin?
Evet, beni bekliyor. Hele bir evlenelim. Ben çok önemli bir müşterinin evine gitmek zorundayım Kenan. Orhan Açar'ın dosyasıyla ilgili soracağım bir şey var mı? Hayır efendim. İyice bir tetkik et bakalım. Belki dava için işimize yarayacak bir şeyler bulursun. Artık yaşlandım. Pek çok şey gözümden kaçabilir. Siz merak etmeyin. Hadi bakalım, kolay gelsin. Şahika hanımefendi, müdahalemi mazur görünüz. Ancak elinizde emlak olarak pek az bir şey kaldı. Eğer bana sorarsanız... Size sormuyorum. Maçka'daki apartmanı da satmak zorundayım. Hanımefendiciğim, hiç olmazsa birkaç dairesini muhafaza edelim. Rica ederim münakaşa etmeyiniz. Bunu yapmaya mecburum. Emlakçılarla muhatap olmak istemiyorum. Siz her şeyi hallediniz. Elbette. Fakat siz ne derseniz deyin, ben yine de sizinle açık konuşmak istiyorum. Akraba olmamızın yanı sıra yıllardır süren rabıtamız bana bu cesareti ve hakkı veriyor. Bakın, Mecidiye köyünde han gitti. Silivri'deki toprak, Beylerbeyi'ndeki köşk. Ne olacak bu işin sonu Şahika Hanım? Mal düşkünlüğünden değil. Aile mirası, bu emlakı elden çıkarmak beni üzmüyor mu sanıyorsunuz? Şunu bilin ki böyle bir fedakarlık ancak evlat için yapılır. Galiba benim gibi bekar kalmanın, çoluk çocuk sahibi olmamanın da iyi tarafları var. Bilmem hatırlar mısınız? Evliliğimin ilk yıllarında o kadar istememe rağmen çocuğum olmadı. Ekrem iki düşükten sonra çok büyük güçlüklerle dünyaya geldi. Benim için bir evlat olmaktan da öte, tek gerçekleşen hayalim, vücut bulan tek muradımdır. Rahmetli kocamın onun büyüdüğünü, yetiştiğini görmesini ne kadar isterdim. Ama kısmet değilmiş. Onu kaybettiğimde Ekrem'im henüz 4 yaşındaydı. Yanlış anlamadıysam her şeyinizi elden çıkarmanın sebebi olarak Ekrem'i gösteriyorsunuz. Genç bir adama bu kadar para niye lazım olsun? Bunun bana ait bir konu olarak kalmasını istiyorum. Nasıl isterseniz. Apartmanı satınız. Bir an evvel o paraya ihtiyacım var. Emredersiniz. İyi günler. Şadi Bey hemen geliyorlar. Bir şey içer misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Kusura bakma Muazzez. Yeni bir beste üzerinde çalışıyordum da. Siz kusura bakmayın hocam. Her akşam geç gelirken bu akşam erken geleceğim tuttu. Yo, bekliyordum sizi. Hemen başlayalım mı? Nasıl isterseniz. Bugünden itibaren seninle yeni bir yöntem uygulayacağız. Ne gibi? Bak, bu seninle üzerinde çalıştığımız bestenin kaseti. Ama özel bir kaset. Sadece orkestra çalıyor, ses yok. Niçin? Çünkü ses olarak orkestranın üzerine sadece senin sesin düşecek. Anlamadım. Senin şimdiye kadar sesin hep udumun üstüne düştü. Sen buna layık değilsin. O muhteşem sesin bir orkestra eşliğinde nasıl zirveye ulaştığını hep birlikte göreceğiz.
Ama ben... Hayatımda gördüğüm en büyük yeteneksin. Seni en büyük orkestralar önünde düşündüm. Seni ona göre hazırlıyorum. Boşuna zahmet hocam. Ben hiçbir zaman profesyonel olmayacağım. Bunu tartışmayalım istersen. Hazır mısın? Bu şarkıyı usul ve makamına uygun şekilde hiç kimsenin kolay kolay söyleyeceğini zannetmiyorum. Beğendiğinize çok sevindim hocam. Beğenmedim, mest oldum. Allah sana ses olarak öyle bir hazine vermiş ki... ...bunu sadece kendine saklamakla büyük günah işliyorsun. Hocam ben...
Yine bekliyorum. Sen bu dersleri bıraksan bile ben senin peşini bırakmayacağım. Hiç bırakır mıyım hocam? Senin bu çalışmandan. Yeter artık. Yarın çok önemli bir davamız var. Yerin dibine bastın bu davalar. Sen işinden döndün mü kendine ait saatlerin başlıyor. Ama ben çalışmazsam meslekte bir adım bile ilerleyemem. Muazzez de çok geç kaldı. O da tıpkı senin gibi. Yaşamasını bilmeyenlerin kraliçesi. Aman her şeyi o kadar ciddiye almayın canım. Hayat kısa ve aşk güzel. O da nereden çıktı? Bu benim yaşam felsefem. Bak, babam odasına çekildi uyuyor. Ablam bir müzik dersi tutturmuş gidiyor. Sen evraklara, kitaplara, kanunlara bürünmüşsün. Öf, yetti yetti artık, çıldırtacaksınız beni. Hadi kalk gidiyoruz. Hadi hadi hadi, hadi hadi. Sinemaya. Tamam Muazzez'i bekleyelim, hep beraber gideriz. Onu bekleyemem. Ayıp olmaz mı? Hiç de olmaz. Hem eğer hemen benimle gelmezsen babama çıtlatıveririm. Neyi? Muazzez'le aranızdaki o ufacık sırrı. Siz beni çocuk mu sandınız? Ha? Bir an önce bitirin bu işi. İkiniz de bu kafasızlıkla genç yaşta evlenip hayatı kendinize zehredecek kadar budalasınız. Bak Hande, amcamın bu işten henüz haberi yok. Ona Muazzez de ikimiz hakkında... Bana ne canım? Ne yaparsanız yapın. Ama dilimi tutmamı istiyorsan... Düş önüme. Filmin başlamasına yarım saat kaldı. Yukarıda bekliyoruz, tamam mı? Getir mutlaka. Sen merak etme, tamam. Bol şans. Pas. Yok. Kart. Ben yokum. Ben de. Sana bir teklifim var. Bunu alan ya her şeyi kazanır ya kaybeder. Nasıl olacak? Eğer sen kazanırsan önceki borçlarının tamamını sileceğim. 5 kuruş ödemeyeceksin. Ama ben kazanırsam önceki borcun 10'a katlanacak. Tamam mı? Tamam. Karayaz. Flaş. Ne olacak bilmiyorum. O kadar parayı ödemem mümkün değil. Adnan bütün servetimi aldı. Şimdi de borcum 10'a katlandı. Benim bildiğim sende para çoktur. Evet ama bitti. Bugün kaybedersin, yarın kazanırsın. Bu iş böyledir.
Adnan'la tekrar oynamayacaktım. Hata ettim. Kaybedeceğini bilemezdin ki. Kazansaydın önceki bütün borçlarından kurtulacaktın. Bir süre buralardan gitmem gerekiyor. Hepsini bir defa da ödeyeceksin. Kolay değil. Ya paranla ödersin ya da canınla. Başka yolu yok. Tamam mı? Biraz süreye ihtiyacım var. Birkaç ay. Bir hafta. Hanımefendi, bir şey ister misiniz? Hayır, sen yat. Ara kapıyı da kapa. Evliliği hiç tanımadığım bir adamla yapacaktım. Yaşayacağım belirsizlikler beni korkutuyor ve tedirgin ediyordu.